Evet. Sarı kantorunun birleşiminde hiperin, hiperforin denen etken maddeler var. Yüzde bir. Sarı kantorunun birleşimindeki etken madde yüzde bir. Ben sarı kantorunu anlatıyorum. Vatandaş diyor ki ben alındım, kullandım da faydasını görmedim. Bir ton kullansan faydasını görmezsin. Neden? Etken madde yüzde bir. Bitkinin öğütülerek tozunu kullanırsan etkisi de yüzde birdir. Ama diyor o firma da üretiyor. Üretiyor da bitki tozundan üretiyor. Ekstraktan üretmiyor ki. Türkiye'de bine yakın firma var. Bitkisel gıda takviyesi üreten ilaçtır aslında da idare Öyle diyorlar. Bunlardan hiçbiri bitki ekstraktı kullanmıyor. Hiçbiri demeyeceğim. Belki bir iki ama göremedim ben yani. Ben göremedim. Geçen bir poşet böyle ismi lazım değil. Bir vatandaşın 2500 liralık bir poşet dolusu kapsül vermiş hastalıklar için. 2500 lira. Kullanmış kullanmış faydası olmamış. Gitmişler bir 2500 lira ürün daha almışlar. Onu da kullanmış faydası olmamış. 3. defa akıllanmışlar. Üçüncü 2500 önce internete girmişler. Bizim adresi bulmuşlar. Gelmişler. Diyor ki 5000 liramız çöpe gitti. Bir daha istedi adam. Gitmedik bu sefer. İyi maşallah. Nihayet akıllandınız. Ya olur mu yani? 5 bin liralık ürün alıyor. Hiçbir faydasını görmüyor. Sorun ne? Şu. Aldı, kullandı, kullandı. Şimdi mesela geçen geldi. Allah razı olsun. Çok çok memnunuz. Çok çok etkili. Diğer aldığımız ürünlerden bin kat etkili diyor. Diğer aldığım ürün, diğer firmanın aldığı ürün zaten çöp adam içine otu doldurmuş. Ben de internete koydum yani resmini çektim bunların üretmiş olduğu çöptür diye internete koydum. İsteyen bakabilir. Yani ne yapayım? Savcı diyelim, hakim diyelim, bir arkadaş diyelim. Ben yapabileceğimi yapıyorum. Allah bu millete yardım etsin. Yani böyle bizde soyguncu düzen var, üstü açık çok. İşimiz zor. <laughs> hani yani ben söylüyorum da ne oluyor? Faydası olmuyor yani de. Herkes gene gidiyor, tuzağa düşüyor. Çok tuzak var. Adam da diyor ki ya ben gittim de diyor, bana anlatıyor da ama diyor adamı diyor hep diyor radyosundan şeyden şey, Kur'an okuyordu diyor. Hep ayet vardı her yerde diyor. Hep dinden imanlamaz. Çok dindar bir adamdı diyor. Ya dinle vuruyor zaten adam. Biliyor vatandaş. iki ayet, iki hadis bir de yalan söylüyor. Oh maşallah vatandaş inanıyor. Yapmış olduğu sahtekarlı dinle saklamaya, maskelemeye çalışır. Öyle üç var. Allah yardımcısı.